Birçoğunuzun aşina olduğu bu dans, The OA dizisinde başka bir evrene veya boyuta geçiş dansıdır. Brit Marling'in yazdığı ve başrolde Prairie Johnson karakteriyle kendisinin oynadığı dizi The OA, gerçek bir hikayeden uyarlandığı söyleniyor. Brit Marling, ölüme yakın deney yaşadığını iddia eden bir kadınla tanışıyor. Bu kadın, ameliyat olacağı sırada bedeninden ayrılıp kendi bedenini ameliyat masasında izliyor. Geriye bedenine döndüğünde ise bambaşka biri olduğunu anlatıyor. Bu kadının tutumundan çok etkilenen Brit Marling, bu tarz deneyimler yaşayan insanları araştırmaya başlıyor. Sonrasında ise The OA dizisinin senaryosu ortaya çıkıyor. Başrol karakterlerinden biri olan Hammer ile büyük aşk yaşayan Prairie'nin odasında bulunan kitaplardan birinin İlyada olması ayrı bir soru işareti. Çünkü büyük destan İlyada'nın yazarı Homeros. I took your advice. It was very... Duncan Jones tarafından yönetilen ve Ben Ripley tarafından yazılan Yaşam Şifresi filminde zaman mekan algımız alt üst oluyor. Hükümetin geliştirdiği Yaşam Şifresi adlı bir simülasyon programı, daha önce ölmüş olan başka birinin hayatının 8 dakikasını yaşama fırsatı sunuyor. Coulter Stevens ismiyle oynayan Jake Gyllenhaal, bunu yapabilmesi için ölmüş olan o kişinin hayatta olduğu zaman dilimine gitmesi gerekiyor. Yani başka bir evrene. Welcome back, Captain Stevens. Where am I? You are inside the source code. Paralel evren kabaca şöyle. Bizlerin aynı zaman diliminde fakat başka bir boyutta aldığımız kararlarla farklı şeyler yapıyor olmamızdır. Ben bu videoyu hazırlarken başka evrendeki ben arkadaşlarıyla sohbet ediyor olabilir. Diğer evrendeki ben fotoğraf çekiyor olabilir. Stranger Things, her ne kadar çocukların kaçırılıp üzerlerinde çeşitli zihin kontrol deneyleri yapılan Montauk projesini anımsatsa da paralel evrenler teorisine baskın bir örnek. İngiliz gazetesi Independent'ta yer alan habere göre Dort Ansys'taki Oakridge Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan bilim insanları paralel evrene geçit açmaya çalışıyor. İddiaya göre bu ayna evren birçok açıdan bizim evrenimizin kopyası olabilir. Her seçimin ayrı bir evren yaratıyor. Bu durumda diğer evrenlerdeki sen belki de şu an hayallerini gerçekleştiriyor.